Hayırlı sabahlar. Geçen hafta bugün gecikmiş bir saatte malum mahkeme kararını konuşmuş idik. Ve söylediğimiz üzere, o zaman ifade ettiğimiz üzere o kararı hemen ertesi gün istinafa götürdük. Gerekçeli karar açıklandıktan sonra ayrıntılı itiraz dilekçemizi de vereceğiz ve hukuk içinde bu yanlışın düzeltileceğini umuyoruz, bekliyoruz. Şimdi buradan konumuza geçecek olursak zaten biz öteden beri ifade ettiğimiz bir şey var. Her şeyi hukuk içinde çözmek. Hukuksuzlukları da hukuk içinde çözmek. Sistem içinde yapılan yanlışları da yine sistemin kendi içinde, kendi mekanizmaları içinde çözmek. Bugüne kadar hep böyle geldik. Bundan sonra da böyle gideceğiz inşallah. Mücadelemizi hukuk içerisinde vereceğiz. Ki bunun bir örneği bugünkü gazetemizin Hemen logosunun altında yer alan manşet haberde, manşet üstü haberde gözüküyor. Ki konu başlığımızda o zaten. Keyfi gazete yasağını mahkeme iptal etti. Şimdi bir cezaevinde, bazı cezaevlerinde olduğu üzere, ki burada de, defaatle konuştuk, yayınlarımıza da konu ettik. Yeni Asya'ya keyfi şekilde engeller getiriliyor idi. Ve gerekçe olarak bu, bahsine ettiğimiz olayda ceza ve eğitim kurulu kurum güvenliğini tehlikeye sokmak gibi bir akıllara ziyan gerekçe göstermiş. Ve bunun üzerine gazetemizi talep eden iki hükümlü bu karara itirazlarını infaz hakimliğine iletmişler. Ve infaz hakimliği de aynen şu kararı vermiş. Bu güvenliği tehlikeye düşürme iddiası için diyor ki mahkeme hakim iddianın varsayım düzeyinde kaldığı bu nedenle kurum güvenliğini tehlikeye düşürecek bir husus bulunmadığı gerekçeleriyle şikayetin kabulüne ve kurul kararının iptaline karar verilmiştir. Bu ne demek? Kurum güvenliğini tehlikeye atmak gibi yeni Asya için hele asla söz konusu olamayacak ki biz bunu daha belki yayınlarımızdan birinde yüzyılın iftirası olarak nitelemiş ve çok kesin bir dille reddetmiştik. Şimdi bu bizim yaklaşımımızın hukuk tarafından mahkeme tarafından teyidi ve tasdiki anlamına geliyor bu karar. Ve benzer keyfilikler hala bazı cezaevlerinde varsa oralarda bu muameleye muhatap olan tutukluların hükümlerin gazetemizi talep edip de alamayanların aynı mekanizmayı işleterek infaz hakimliğine, oradan netice alamazlarsa ağır ceza mahkemesine götürmelerini e, tavsiye ediyoruz. <laughs> yani Netice alınıyor illaki mücadele verdikten sonra hukuk içerisinde bunun neticesini alıyoruz. Hukuk yeter ki işlesin. Şimdi bununla ilgili olarak biz daha evvel de yayınlar yaptık. Bu yayınlarımızdan birinde de 24 Temmuz 2019 geçen sene genel anlamda avukatımız Cimer kanalıyla Adalet Bakanlığı'na bir soru sormuştu. Ve bazı cezaevlerine Yeni Asya gazetesinin alınmadığını Sadece gazeteyle sınırlı tutulmayıp bu keyfi uygulamanın Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Kur'an-ı Kerimleri de dahil ettiğini, Risale-i Nur'un gene aynı şekilde engellendiğini bazı yerlerde ve diğer yayınlarımıza bu anlamda engel çıkarıldığını ifadeyle, bunun suç olduğunu, bunu yapan ceza ve yönetimlerinin suç işlediğini belirtmiş idi. Bu başvuruya cevap veren Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, kurum olarak böyle bir yasaklama kararımız yok demiş idi. Ve ilgili kanun maddesindeki düzenlemeler hatırlatılarak hükümlü mahkemelerce yasaklanmamış olması koşuluyla süreli ve süresiz yayınlardan bedenini ödeyerek yararlanma hakkına sahiptir. Maddesine de atıf yapmış idi. Ki Anayasa Mahkemesi'nin de bu anlamda Devlet dili açısından baktığımızda en yüksek yargı organı olarak çok kesin bir itiraz ve şikayet, bir reddiye, bir uyarı manasına gelen bir kararı var. Bu tarz ifadeler kullanan bunu da gazetemizde yay haber olarak vermiştik. Bu keyfi yasaklama uygulamalarıyla Anayasa Mahkemesi hükümlülerin ifade özgürlüğünün ihlal edildiği kararına varmıştı. 27 Mart 2019 tarihli kararında ve ifadeler şunlar, kararda geçen ifadelerden bazıları. Anayasa Mahkemesi'nce bugüne kadar aynı konuda çok sayıda ihlal kararı verilmiş olmasına karşın daha evvel de benzer kararlar vermiş. Bu nitelikteki müdahaleler ve bunlara karşı yapılan bireysel başvurular devam etmektedir. Mahkeme diyor ki biz defaatle bunun yanlış olduğunu, hukuk ihlali olduğunu karara bağladık. Ama buna rağmen buna rağmen keyfi uygulamalar ve bunlara yönelik itirazlar devam ediyor. Süreli yayınların ceza infaz kurumlarına kabul edilmesine ilişkin sistemde uygulamadan kaynaklanan bir yapısal sorun bulunduğu görülmektedir. Çok ağır bir tespit bu. Yargıyı dahi dinlemeyen bir yapısal sorun. Bunun siyasi ayağı özellikle önemli. Süreli yayınların yeknesak, hakkaniyete uygun ve anayasa mahkemesinin öngördüğü kriterleri karşılayan bir yöntemle mahpuslara tesliminin sağlanması için etkin bir düzen kurulmadığı takdirde burada Adalet Bakanlığı'na özellikle gönderme var. Söz konusu yapısal sorunun devam edeceği ve bunun anayasanın 26. maddesinde korunan ifade özgürlüğünün devamı, devamlı ihlali anlamına geleceği açıktır. Şimdi burada top özellikle ceza infaz kurumlarının sevk ve idaresinden sorumlu olan Adalet Bakanlığı'nda. Eğer Anayasa Mahkemesi'nin bu ağır ihtarına rağmen ilaveten son örneğini işte bugün gazetemizden aktardığımız mahkeme kararına rağmen benzer mahkeme kararlarına rağmen eğer hala bu şikayetler bitirilemez ise ve devam edecek ise o zaman Adalet Bakanlığı'na ciddi sorumluluk düşüyor bunu yapamayan, bu yargı kararlarının da gereğini, hukukun gereğini yapamayan bir adalet bakanı düşünülemez. Ve yapamıyorsa bunun gereğini yapmalı. Yapamıyorsa yerini yapabilene terk etmeli. Yani bunu çok açık bir şekilde ifade etmek durumundayız. Onun için bu konu artık gündemden çözülmüş olarak kalkmalı. Mahkumların, mahpusların, tutukluların hükümlerin bir yayını talep edip de ki en mağdur yayınlardan birisi biziz. Başın tek biz başında yer alan gazete biziz. Ee, bu ihlallerin, bu keyfiliklerin artık tekrarlanmaması ve devam etmemesi için gerekenin daha fazla gecikmeden yapılması lazım. Umalım ki bundan sonraki süreçte başka şikayetler olmasın, başka itirazlar olmasın, başka engellemeler, keyfilikler olmasın ve Türkiye bu sorunu çözsün. Tabi içerideki insanların hangi gerekçelerle, hangi sebeplerle tutuklu veya hükümlü oldukları, bunların haklılığı vesaire, bunları da şimdiye kadar defaatle konuştuk. Ayrıca tartışılması gereken konular bunlar. Türkiye'deki adalet sisteminin, yargı sisteminin mağduriyet değil, adalet üretir bir hale gelmesi lazım. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz. Her alanda sürdüreceğiz. Ve her alandaki keyfiliklere karşı da hukuk içinde mücadelemizi devam ettireceğiz. Basın kartları olayı bunun örneklerinden biri. Bununla ilgili takibimiz de devam ediyor. Diğer konularda da aynı şekilde takibimiz devam edecek. Hukukun gerekleri tam anlamıyla işler hale gelmediği müddetçe bu mücadelemiz bitmeyecek. Temennimiz adaletin, hukukun yerini bulmasıdır. Pazartesi günü tekrar buluşmak dileğiyle.